فأتبعها وأشفق منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Biz emaneti gökleri, yerlere ve dağlara verdik. Burada diyor, gök, zemin, dağ tahammülüne çekindiği ve korktuğu emaneti insan alıverdi. Kaç derste zikrediyorum. Burada da onunla başlayacağım. Tahta yok değil mi? Tahta yan tarafta var. Tamam. Şimdi gelin gelebilir mi? Ben gelebilirim. Yaman yan tarafa getirelim işte. Ha getir, eğer şeyse. Ezber olmasın. Şimdi sahabelerin imtihanı öyle başlayayım. Fakirlik, yokluk, ölüm, hicret değil. Öne çıkan imtihanı sahabelerin imanlarını sorgulattıran, teslim olup olmamasına vesile olan Miraç hadisesidir. Miracını haber vermek istemiyordu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. İnanmayacaklar. Yani şimdi düşünebiliyor musun? Adam bedevi, yeni Müslüman olmuş, devesiyle Mescid-i Aksa'ya gitmiş. Ne kadar sürmüş? Bir ay. Mekke'den Medine'ye bir ay sürmüş. Getire böyle. Getir. Bir ay sürmüş. Bir ay da gelir. İki ay. Sil onu. İki ay. Şimdi bu realite mi bu? Bu nefs-i emir. Yani olayın kendisi. Miraç'a gidiyor. Mescid-i Aksa'ya gidiyor sahabe. Veya sahabe olmamış daha kişilere. Bir ayda gidiyor. Bir ayda geliyor. Sonra öyle ama böyle inanma manasına gelen Miraç geliyor. Yani bak bir şeyle imanımı sarsılıyor. Ya böyle bir teklif edilse aklımıza muhalif gibi gözüken aklın yaşadığı bir şey tersini söylüyorsun. Yani size deseler ki Mahmut abi semavari sema sipsiyahdır veya kıpkırmızıdır her zaman. Sipsiyah deyince akşam olur. Gündüz sipsiyah olur. Sema her daim sipsiyahdır. Böyle iman edin. Ne olur? Ne yapacağız yani şimdi? Doğruya mı inanalım şu anda? Senin söylediğin söze mi inanalım? Veya yeşil şimdi Kur'an'da. Her Kur'an'da yeşil sema diyor. Sahabeye Miraç teklif edilmiş. Ama Allah Resulü söylemek istemiyordu. Söylemek istemiyordu. Mesela Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'la Ebu Cehil gelince sen bilirsin diyor Mekke'den yani oradan Mescid-i Aksa'ya ne kadar da gelir? Bir ayda. Tabi de bir ayda gelir. Tabi akıllı adamın diyor söyleyici budur dedi. Ebu Cehil diyor. Bana ne bunu soruyorsun diyor. Ebu Bekir diyor ki senin arkadaşın var ya diyor. Bu akşam gittim geldim diyor. Ondan sonra oralardan semaya gittim. İstisnasız. Başkası olsa ona Sıddık denmezdi. Ebu Bekir Sıddık denmezdi. İstisnasız. Hepimiz şöyle der. Ölü dedi ama dur bakalım bir de biz dinleyelim. Öyle mi anlattın? Acaba bunda neyi kastettin? Dur hele. Ben bir bakayım bir öğrenin. Sana söylerim. Yani aklın yolu bu. Dur hele ya. Aklıma zıt ya. Ama ne dedi? Aklı devre dişi yaparak diyor ki onu söylüyor. Doğru söylüyor. Bu denilemez. Normal. Garezi mantıkta bu denilemez. Bu onların imtihanı oldu. Onların imtihanı oldu. Her asrın bir imtihanı var. Ustad ne diyor? Her asırda bir mevgup meta vardır diyor. Bu asırda hayat-ı dünyevinin temini, siyaset merakları ve dini hayatı kendi kafasına göre yorumlamak. Bunun adı da felsefe.
felsefe. Bana göre diyor. Bu asırdaki üçünü toparlarsak, felsefe yani hayatı kendisine göre yorumlamak, iki siyaset merakları, hayat-ı dünyanın temini. Bu üçünü toplarsak bu asrın sorunu doğru düşünememek sorunudur. Her asrın bir imtihan meselesi var. Asr-ı saadette miraçtı. Şimdi ise doğru düşünememek. Doğru düşünememek. Doğru düşünememek, psikoloji, psikiyatri, ailevi sorun, içsel yapı, kendini kontrol edememek, değer verememek, bütün sorunların kaynağı doğru düşünce malzemelerimizin olmamasıdır. Veya var, kullanamıyoruz. Nurcuların doğru bilgi sorunu yok, kullanma sorunu var. Kullanmıyor. Mesela siyaset meraklardır, gene siyasete giriyor. Bir sürü bulaşıyor yani. Ya müthiş oluyor, ya ise yeisi muhtemel oluyor. Veya bir sürü şeyler, aklı, kalbi dağılıyor. Şimdi bu asrın sorunu doğru düşünememek. Mesela psikoloji, kendimi kötü hissediyorum. Düşünemediğin için. Yani doğru bilgi var, kullanamıyoruz. Veya doğru bilgi yok. Şimdi insana Cenab-ı Hak bir emanet vermiş. Ene. Dışarıdan içeriye gideyim, hepimizin bildiği olan. Gömlek. Benim gömleğim. Benim diyen arkada bakın. Bunu duydunuz da duymadığınızdan geçeceğim şimdi. Benim gömleğim. Ben diyen arkada değil mi? Gir içeriye. Bu kaçırmayın bunu. Benim atletim. Gir içeriye. Benim vücudum. Ben varım. Varlığın şuurunda olmak. İki. Benim hayatım. Üç. Benim aklım. Dört, benim kalbim, vicdanım. Beş, benim ruhum. Benim ruhum kaldırmaz. Bunlar hep sahiplenen enedir. Bu ene de emanet olarak sana verilmiş. Sen kimsin? Onu çizeyim size. Şimdi Allah'ın hakikati bu şey sorunu mu yapayım? Şöyle mi yapayım? Kim ayarlıyorsa? Şöyle mi yapalım? Bak bakalım. Şimdi belki de 10 tane dersi anlatma kadar faydalı olacak bu çizmeyi. Sıfat-ı İlahiye, Esma-i Hüsnalar. Şimdi şöyle o, şunu çok sorularımıza da başka sorularımıza da cevap verecek. Yani Nur-u Muhammedi aleyhisselatü vesselam, yani bütün benlerin toplamı, ben yani çınar ağacının çekirdeği. Allah var iken hiçbir şey yoktu, Allah karar verdi kainatı yaratacağım diye. İlk yarattığı nur bu. Bir şey anlatacağım size de. Şurası Arş-ı Azam. Ondan ilk zuhurat bu olmuş. İlk. İlk elbise bu giymiş. Sonra Lef-i Mahfuz. Allah bunu giydirmiş. Kur'an'ın indiği yer. Kafanın kaynağı. Sonra kafa yukarıda, kalp aşağıda, yukarıda olması kalpten daha
kapasiteli daha geniş olduğu anlamına gelmez. Onun için nefim nasıl ki kafa yukarıda, kalp aşağıda, burada da öyle. Kafa yukarıda, kalp, burada da kalp yaratılmış. Kürz. Diğerlerini şey yapayım. Şöyle. Orada yazayım istersen. Alemi Berza. Bir sürü var arada da. Burası Alemi Şahit. Şu anda oturduğun yer. Şu anda bu da sensin. Bak şimdi. Allah var iken hiçbir şey yoktu. O zaman bu kainat neredeydi ve Allah ne yapıyordu? Böyle sorular soruluyor ya. Allah bu ezeli değil ya bu kainat. Sonradan yaratılmış. Sonradan yaratıldığına göre Allah var iken neredeydi, ne yapıyordu? Değil mi? Çokça sorulan bir şey. Çokça sorulan bir soru. Bunun cevabı 146 mesnevide var. Tamam mı? 146'da cevabı var. Ben hulasa edeyim. Bu anlamak için böyle denmiş, yoksa Allah'lık hakikati tektir. Yani çekirdeği düşünün, çekirdeği. Meyve, tohum, çiçek, dal, budak, tat, matematiği, kimyası hepsi çekirdekte var. Ama burada var diye bıçakla yardığın zaman koku göremezsin. Tat göremezsin, yaprak da göremezsin. O şekildeydi tövbe. Allah lık hakikati tekti. Anlamak için bunun hakkında hiç bilgi yok. Mahiyeti zatiyesinde idi. Peki kainatı yaratmadan önce Allah ne yapıyordu? Mahiyeti zatiyesi şuunat-ı zatiyesini tecelli ediyordu. Şuunat-ı zatiyesi sıfat-ı ilahiyeye, sıfat-ı ilahiye, sıfat-ı zatiye, sıfat-ı subutiyeye tecelli ediyordu. Zuhuratları vardı. Sıfat-ı ilahiye, esma-i zatiyeye, esma-i, biraz yukarıya mı alayım? Dur, yukarıya alayım. Şimdi bunu, olmadı. Tamam bakalım. Şimdi, esma-i ilahiye, esma-i zatiyeye, esma-i zatiye var, esma-i fiiliye var. Yani, mahiyet-i zatiyesi, şuunat-ı zatiyesine, şuunat-ı zatiyesi sıfatına, şöyle alayım. Hı. Şöyle şey yakın olduğu zaman ses, tamam, ses çıkartıyor. Şuna, bunu al bu tarafa. Şunu tut abi, kaldır o şeyden. Getir. Ha. Çare üretin. Bir daha. Bunun hakkında hiç haber yoktur. Kur'an buradan geldiği için buradan haber veriyor ama ne olduğunu bilmiyoruz. Mahiyet-i zatiyesi hakkında bilgi yok. Bütün Allah hakkındaki bilginiz, bilgilerimiz, Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah burada. Buradaki Allah, buradaki Allah değil. Besmele'deki Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Rahman ve Rahim, hep buradakidir. Buradaki Allah'tan hiç haberimiz yok. O bildiğin farklı bilgiler var, hep buradaki Allah'tır. Buradaki Allah da değil. O bildiğin bilgilerimiz, Allah şefkatlidir, merhametlidir, adildir, Rahmandır, Kerimdir, Latiftir, dırdadır. Nerenin Allah? Tövbe bilmek için. Buranın Allah'ı. Buradaki Allah'tan. Hele burada zaten bilinemez. Buradaki Allah meçhul-u mutlaktır. İmkanı yok. Daha buradayız. Rahman ve Bismillahirrahmanirrahim'deki o Allah, o ilk Allah ismi var ya, Allah, Rahman, Rahim. Buradaki isimdir bu. Bunları anlamaya çalışıyoruz. Ömrümüz. Biter mi, bitmez. Mümkün mü? Mümkün değil. Biz zannediyorduk, komple bildik Allah'ı. Allah Rahman'dır. Esma'daki Rahman'dır. Mahiyeti bilmiyoruz ki nasıl bir şeydir. Mahiyeti Rahman yok orada. Dedik ya. Şuurat'ta tabirde acil olduğunu diyor ya. O ruhtaki sistem. Nedir o? Şefkat-ı Mukaddes'e. Yani merkezden şey yapayım, dışarı çıkayım. Şefkat-ı Mukaddes'e, muhabbet-i münezzeh'e. Şefk, surur, memnuniyet, iftihar mukaddesi. Bu yedini topla, hamur yap, ruh cebeli çıkıyor. Onlar ruh yapılmış. Sıfat-ı ilahi, sıfat-ı zatiye var. Kıdem, beka, muhalefetun havadis, vahdaniyet gibi şeyler var ya, tekvin.
Bir de sıfatı subutiye var. Sem, basar, kudretli ilim. Onlar da sıfatı subutiye. Şimdi bunun hakkında bilgimiz yok. Şuunat-ı zatiyeden bize ruh cevherimiz yaratılmış. Sıfat-ı zatiyeden sıfattan, sıfat-ı zatiyeden istidattan, sıfat-ı subutiyeden de kabiliyetler yaratılmış. Esma'dan da bize cilve, cemal, nakış, sanat yaratılmış. Yani beden hayatı. Şimdi bunu anlatmak için anlatmıyorum. Daha acayip bir şey inşallah şey olacak, çok hoş olacak. Şimdi bir daha söylüyorum, 3 defa vurguluyorum. Bizim Allah hakkındaki bilgimiz buradadır. Bunun hakkında bilgimiz, haberimiz var. Bilmiyoruz biz. İlimle bilemeyiz, bilmiyoruz. Şimdi Allah kainatı bunu yaratmaya karar verdi. Kendisi var. Var iken hiçbir şey yoktu. Çünkü ezeli değil kainat. Sonradan karar verdi. Ağacı yaratmadan önce ağacın çekirdeğini yarattı. O çekirdeğin adı, bunun adı Mec'uldur. Yani Nur-u Muhammed'idir. Muhammed insan ismi değildir. Allah kainat 18 bin alemi yaratmadan önce bu ağacın çekirdeğin adıdır. Ha? Çekirdeğin adı Nur-u Muhammed'idir. Burada bizimle ne alakası var? Hanefi, sen de ben de hepimiz arkadaşlar Ömer, Ahmet, Hüseyin, Ali'le bunların her birine enelerimiz. Benler yani. Bunlar hep ben. Yani hangi ben? Gidiyorum, benim gömleğim, benim atletim, o ben diyen var ya bu adam. Benim hayatım, benim vücudum, benim aklım, benim ruhum diyen bu adam. Kimmiş bu? Ene. Peki Ene'yi de ne olarak vermiş bize? Emanet. E kim o zaman? Daha arkası yok ki. Daha arkada kimse yok ki. Ben olan ben buydu. Daha arkası yok ki. Atman. Değil mi? Bitti yani. Bitti. Buraya kadar hep konuşuyorduk. Vakti gelmemişti. Böyle dediğine göre bitmemiş. Hani var ya trende, gemide satıyorlar. Şunu alana, şu da bedava, bu da bedava. Bitti mi? Bitmedi. Devam ediyor ya. Emanet olarak verildi ama kime verildi? Kime verildi? Ene verilmiş. Alimler emanet olarak Kur'an diyen var. Tefsirlerde rastlarsanız. İnsaniyet olarak var. Tamam. Varlık var, Kur'an var. Ustad emanet olarak enedir diyor. Sana verilmiş. Yani her şeyi sahiplenen bu. Benim gömleğim, benim aklım, benim ruhum diyen ben olan ben budur. Tamam. Hangi makamda ona sahip çıkıyor abi? Bu merkezde sahip çıkıyor. Ben derken hangi şeyde ben diyor? İşte benim kendisine nispet ediyor ama kendisi yok. Hiçlik makamında. Hiçlik makamında yani ama sahipleniyor. Benim ruhum diyen yani. Ruh demiyor benim ruhum. Bak şurada. Benim kalemim. Abi. Benim Kur'an'ım. Masaya her şeyi koy. Benim ayağım. Benim ruhum. Benim aklım. Benim istidatlarım. Aldığı hiç ben denen bir şey kalmadı masada. Bir daha. Benim aklım ver bana. Benim ruhum ver bana. Benim kafam ver bana. Benim hayatım ver bana. Ben olan ben nerede? Allah da Kur'an'da en Allah. Ben de Allah'ım diyor. Ama bunun vücudu yok. Vücut rengini verme. Adem'e düşersin diyor. Enanet, gurur, kibir anlamındadır. Lugatta öyle değil ha. 146 mesleğinde diyor ki ruzdamedir, takvimdir, haritadır, ceverdir, asıldır. Ha, bu ene yoktur ama vardır. Her şeyi sahiplendiği için vücut haricisi yoktur. Sahiplenen. Tamam. Bunu işte. Fakat bu da sana verilmiş. Ha, şimdi hadis-i kutsi'de geçiyor. Diyor ki insan benim sırrımdır. Ben de insanım. Bak. Şimdi sizde bir sır var. Eşinizi dememişsiniz. Bir parça biraz daha buna göre dış tarafta kalan sır hanımınıza söylediniz.
Biraz daha dış tarafta sır, çocuğunuza söylediniz, akrabanıza söylediniz vesaire. Ve herkese söylediniz. Mesela benim alemimde bununla alakalı bazı şeyler var. Size hiç zaten söylemeye mezun değil yani. Çünkü itikat, ne güzel bir itikatınız var, bozulmasın istemiyorum. Tamam mı? Yani sırrım var. Şimdi hiç kimseye söylemediğin sırrın yok mu? Bir kalite daha düşük olursa eşine söylersin. Şimdi Allah diyor ki, sizde böyle bir şey var, bende de aynı böyle var. Benim diyor, çoğu sırrımı açıkladım diyor. Ama bana da, bende de bir sır var diyor. Ne diyor? İnsan benim sırrımdır diyor. Ben de insanın sırrıyım diyor. Annesidir, onu bilmiyoruz. İşte o, insan benim sırrımdır. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. Bir mana hadisi kutsidir. İşte o en iyi, bu zaten yoktu. Mevhum bir şeydi. Her şey sahiplenendi. Benim ruhum diyen bu, ben diyen bu, ben. Ha, bu ona verilmiş. İnsan benim sırrımdır, ben de insanına verilmiş. O nereyle yaratılmış onu size anlatayım şimdi. Başka kalem yok değil mi? Kırmızı şey, siyahınız yok mu? Hadi bakalım. Şimdi o sır nerede yaratılmış? Ondan sonra derse geçeceğim ha. Daha bunları dersten saymıyor. Geç kenarlar zaten kaybetti. 10-15 dakikayı. Kısaca bir özetleyebilirsin. 2 dakikada bir özet. Tamam, bu bitireyim, özetleyeceğim. Bunlar niye gelmiyor bu kadar erken? 9.30 yaptınız, gene geç geliyor. 10 yap, gene geç gelir. 8.30 yap. 8.30 yap. Kızdım mı? Yok, kızmadım da. Niye 9.30'a nasıl geç geliyorsun ya? Herkes işi gücü. Bak işi gücü var, bizim de işimiz gücümüz var. Bu akşam yemek yemeyeceksin. İşten çıktığın zaman yemek yemeyeceksin. Yemeyeceksin kardeşim. Sabahtan beri aç oluyoruz. Öyle dersler oluyor ki, mesela Hollanda'da yaptım. Ve Almanya'da. Dersten derse gidiyorsun. Nerede bulacağım böyle bir şey ya? Bir yemek yemeyeceksin. Ben 40 sene bununla çalıştım. Herkes çalışmasın ama ne olur 45 dakika ver. Ha? Şimdi dersi geleceksin kardeşim. Gün perşembe diyeceksin. Yemeyeceksin. Fedakarlık yapacaksın. İşten önce çıkacaksın. Ne yapacaksan yap. Bak şimdi. Buradan bu yaratılmış. Harika. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Allah Resulü'ne sormuşlar. Allah bu kainatı yaratmadan önce neredeydi? Ağmadaydı diyor. Ama bilinmiyor. Fakirin uğraştığı bu. Peki, şöyle yapayım, bundan ne yarattı ruhu, bundan ruhumuzu? Bu yaratılmış değil, bu. Buradan istidatları. Buradan ne yarattı Esma'dan? İnsanın vücudu haricisi olan bir cilve, cemal, nakış ve sanat. Yani bu vücut nedir? Olan, şöyle yapayım. Cilve, cemal, nakış, sanat. Bu vücut, Allah'ın esmasının cilvesidir, cemalidir, nakşidir, sanatıdır. Anlaşıldı değil mi biraz? Yani, tabii pat diye bir anda, bir akşamda alim olacak halimiz yok da. Ama en azından duyalım. Şimdi Allah bu kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu? Neredeydi? Şimdi buraya kadar tamam. Bu Allah'ın şuunatı, sıfatı, esması
kainatı yaratmadan önce öyle bir şey yok. Hepsi tek. Bu bize anlatmak için tasnif edilmiş. Yani çekirdekte ağaç çıktı. İlk filiz ile çıktı Mayıs 1. 700 sene sonra, 300 sene çınar ağacının son bir yaprağı çıktı. 500 sene arada mesafe var. Ha, ama çekirdekte mesafe yok. Yaprağı, tadı, tuzu vesairesi çekirdekte hepsi aynı. Yani çiçekle yaprak aynı. Yani yazılım aynı, yazılım. Şimdi mahiyeti zatiyeydi. Peki ne yapıyordu Allah bu kainatı yaratmadan önce, yeni gelenleri özetliyorum. Mahiyeti zatiyesi şuunat-ı zatiye olarak tecelli ediyordu. Kendisi kendisine tecelli ediyordu. Kendisinden kendisine. Elhamda öyledir. Bitmedi, devam ediyor zaten. Sonra şuunat-ı zatiyesi sıfat-ı ilahi olarak tecelli ediyordu. Sarmalıyordu kendisinden kendisine. Sonra sıfat-ı esma-ı ilahi tecelli ediyordu. Ve ezeli ve ebedi böyleydi. Bunlar böyle aslında bu kainatı yaratmadan önce öyle bir şey yok. Esma, sıfat hepsi aynı, tek hakika. Allah. Ve bizim bildiğimiz Allah var ya, Allah bilgisi konuştuğumuz her şey. Esma-i İlahiye'deki Bismillah var ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Rahman ve Rahim. O Allah bilgisi, bilgilerimiz, kitaplarımızdaki bilgiler, Esma'daki Allah. Buradaki Allah değil o. Şuunat'taki Allah değil, mahiyeti zatı da zaten bilinmiyor. Allah Resulü tabiriyle yine kendini en iyi bilen yine sensin diyor. Bilinemez. O yok, öyle bir şey yok. Biz buradan konuşuyoruz yani. İsimler yani. Tamam. Şimdi demek ki burayı anladık mı? Allah kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu? Kendi kendine sarmalıyordu. Yani endüvi gibi. Kendi kendisi. Zaman da yok değil mi? Zaman dediğimiz esma nedir o? Zamanın esması nedir? Söyle bakayım. Der. Esmadır ya. Esma nereden çıktı? Sıfattan. Sıfatta esma yok ki. Yani mesela bu masa ben yaptım. Benden önce var mı? Yok. Ben yaptım da ortaya çıkarttım. O zaman masa, ben yaptım diye masa bana benzemez. Çünkü ben masadan önceyim. Masanın özellikleri beyazdır, durur, tekerleklidir. Ben de mi öyleyim? Ha, zamanı yaratan Allah olduğu için zamandan öncedir. Zamandan önce olduğu için Allah'ın zamanı yoktur. Zamanı olmadığı için yaşı yoktur. Yaşı olmadığı için doğmamıştır. Doğmayınca da doğurmaz. Çünkü zamanın sahibinin zamandan arkadadır. Zaman arkada olduğu zaman, mesela zamandan arkaya ne sanırsın? Uyuduğunuz zaman sizin için bir varlık anlayışı var mı? Bir zaman akar mı size? Yani şuuruna, bedenine demiyorum. Uyuduğunuz zaman vücut sıfırlanmıyor mu? Peki var da yok değil misin? Sıfır değil mi? Yani uyku. Mesela bütün sayılan, zaman arkası nasıl olur diye başka ikinci örnek vereyim. Bütün sayılar sayısızlıktan çıkıyor. Sıfır. Sıfırı kaldırırsanız bir olur mu? Sıfırı kaldırın bir olur mu? İki olur mu? Peki sıfırın sayısal değeri var mı? Yok. Yok ama nasıl bir varlık? Yok varlık. Bütün sayıları belirleyen olduğu için kendisinin belirli bir sayısal değeri olmaması lazım. Yani bütün renklerin sahibi olan Allah'ın rengi olmaması lazım. Yani bütün sayılar, mesela 5. Aslında 5 yok. Bir tanenin 5 tanesi. Sıfırdan şuraya kadar. Aslında budur. Bunu katladın, katladın böyle. Burası 0. Şurası 1, 2, 3. Aynı yani. Yani 2 ne demek? 2 tane 1. 3 ne demek? 3 tane 1. Peki sıfırın sayısı var mı? Yok. Kaldırın. 1 olur mu? Nereye göre? Eksi 1 de olmaz. Eksi 2 de olmaz. Yok yani. Ve var mı eksi 1? Bana eksi 1 gösterin burada. Eksi 1. Ama var. Ama nerede var? Kafada var. Vücutta yok. Tamam. Abi
biz zamansızlığı anlayamadığımızdan kavrayamıyoruz. Kavrayamıyoruz. Evet. Çünkü niye? Aklımız öyle tabi olmuşuz ki sebepler sonuç ilişkisine hep böyle çalıştığı için sebepsiz düşünemediğimizden zaman da sebeplerin sahibidir. Allah ne yapıyordu sorusu da buradan çıkıyor. Buradan çıkıyor. Sağ kurtulayım mı? He. Hani biz Esma'daki Allah'ı tanımaya çalışıyor dedin ya, Peygamberimiz de ben aynı şekilde. Evet. Onun için buraya geldi, Kabukay sen burası. Şuraya geldi, buraya durdu Miraç'ta ve dedi ki, seni hakkıyla tanıyamadım. Hakkıyla sevemedim. Niye hakkıyla sevemezsin? Çünkü hakkıyla tanımıyorsun ki sevesin. Senin çocuğunu ben hakkıyla tanımadığım için seni kadar sevemem. Sen en iyi, seni en iyi bilen yine sensin, dedi. Nerede mümkün mü? Mahluk o da. Yani aklın özelliği şudur. Her şeyin aklı olmadığını aklımız da söylüyor. Unutma bu cümleyi. Her şeyin aklı olmadığını aklımız da söylüyor. Mesela anne karnından geldiğimizi aklımız söylüyor. Ama hatırlayamamak akıllılıktır. Hatırlayamıyorsun. Hani hatırlayamadığın bir şey yok değildir. İsma zaman masardı diyor. Evet. Sıfata masardı demiyor. Sıfata masardı demiyor. Sıfat yazılımca. Yani mümkün değil. Şimdi o soruya geleceğim şimdi. Şimdi bu ne yapıyordu? Bizim zaman anlayışımıza göre cevap verdim de aslında öyle ne yapıyordu? Yapmıyordu da yapıyordu da yapmıyordu da yapıyor. Öncelik sonralık. Öyle bir şey yoksa bu soru sorulamaz. Neye benziyor? Ama soruldu kabul etti diye cevap verdim. Neye benziyor? Sonsuzun sonunda ne var? Sonsuzun sonunda ne var sorusu ahmakça bir sorudur. Çünkü niye? Sonsuz diyorsun, son veriyorsun, sonunda ne var diyorsun. Hem sonsuz diyorsun, sonsuzun sonunda ne var? Sonsuzun sonu mu var ki arkasında bir şey olsun? Şeye benziyor, Allah beni yaratmadan önce niye bana sormadı? Ahmakça soru bu da. Niye? Allah beni yaratmadan önce var mıydın ki? Nerene soracaktı? Yaratmadan önce bana niye sormadı? Yaratmadan önce nerene soracaktın? Var mıydın? Şimdi yarattı sana soruyor. Yaşamak iyi mi değil mi? Baklava yemek iyi mi kötü mü? Çok kötü. 15. kattan elini tutmuyorlar ki balıklamakla. Bir tane söyle dedim. Yaşamak senin de hoşuna gidiyor değil mi dedim. Yok ya hep onun menfaati var. Hep onun menfaati varsa sen de buna kızıyorsun. Kızıyorum dedi. O zaman dedim. Ölürsen hep onun zararı var dedim. Sen zaten karın yok. 15. kattan atla. Hadi Ali Zahmettin dedim. Mahmut abinin evindeydik aşağıda. Hadi o 4-5. Katta. Hadi Nizahettin. Evet, böyle bir tanrıya bir ceza verelim. Allah'a haşa demiyor da. Hep onun menfaatı. Senin hiç menfaatın yok mu? Benim ne olacak deyince. Hadi atla dedim. Camı aç kardeşim. Kafa aşağıda. Demek ki Nizahettin atlamadığına göre senin de menfaatın var değil mi? E hocam niye o zaman ne böyle düşünüyorum dedi. Şimdi ben ne anlatacağım? Hulasa ediyorum bir daha. Ruhumuz buradan geldi, aklımız buradan geldi, kalbimiz buradan geldi, nefsimiz buradan geldi. Kötü değil nefis. Nefsi levvame, levvame, mülhime, emmare en kötüsü. Levvame, mülhime, mutmainne, raziye, safiye buradan geldi. Burası kabir, burası dünya. Şimdi buradan korkuyorsun ya kardeşim sen buralardan gelmişsin ya. Şimdi bu ene ben diyeyim. Ben. İşte bu ben diyor ki benim, ben insanım, benim kalbim, benim aklım, benim ruhum diyen bu adam. Peki bu ene de sana verilmiş. Bu ene sana verilmiş. Bu zaten yok. Yok varlık bu. Her şey sertifika. Benim ruhum diyen bu adam. Ama bunu da birisi emanet almış. Yani yok ama yoku yoku işte. Hadis-i Kutsi'de geçiyor. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. İşte o en iyi alan. Nefse takılmış. Ne demek abi? Nefis insanlık demek. O hani namaz kılmayan nefsine zulmetti diyor ya meyveli sahnesini. Şu alardı. Nefsin derken insan kastediliyor. Zaten çoğu nefis insan kastediyor. Yani varlık. Şimdi nefse mal başka. Hani adil olmayabilir mi? Burası dünya abi. Mehmet alacağım efendim abi.
müradim ol ki vücut bulasın. Ha, yani buna diyor o. O sıra demiyor. Hiç konuşmuyorduk da çizimle. Bu işte, yok varlık bu. Müradim, bu ustak bunu kastediyor. Yok o. Yani bu yok, yok ama yok varlık. Vücutsuz vücut, sıfatsız sıfat, varlıksız varlık. Mehmet'im söyle. Abi Emre işte Emre'den bahsettin ya, matematikten de söyledin, sıfır etti. Sıfıra benziyor bu. Hiçbir sayısal değeri yok ama bütün değer bununla biliniyor. Eğer sıfıra bir değer verirseniz hiçbir sayısalı gösteremez. Mesela bu aynı zamanda 50'yi de gösterir, 100'ü de gösterir. Buna 500 deseniz 600'ü gösteremez. Onun için buna hiçbir sayısal yüklemeyeceksiniz. Enliğe değerli hiçbir vücut yükleme ki mutlak var olasın. Çünkü bu zat-ı aynadır bu. Zat-ı aynadır. İnsan böyle bir şey. Şimdi sevgili arkadaşlar, biz şu anda burada oturuyorsunuz. Bu dersi dinliyorsunuz. Garibinize gitme, yeni gelenleri görüyorum da. Garip garip bakmanızın sebebi şu. Almaya dediler ki, sen dedi, ya hoca mısın? Filozof musun? Niye dedim Erol? Dedi ki, vallahi sen cami dernek başka namazı yok. Vallahi sen geldi 3 gün sonra namaz kıldık. Vallahi söylediğin din değil, değil de değil. Ne anlatıyorsun be acemi? Sana yaptığı tesiri düşün, boş ver Erol. Ya çok acemime gidiyor dedi. Niye öyle dedi? Kafasında bir şablon var. O şablon gelen gidenler hep helaldir, haramdır, verin, domates kafalar, ne biçim adamlarsınız da cehennemdir, cennettir, namaz kıl, kılmazsan şudur. Din. Şey bu, çerçevesi bu. Şimdi bunun dışında din olamayacağına göre Allah Allah bu ne anlatıyor ya? Bu nerenin dini ya? Din hayatın hayatı. Şimdi onun bir din çerçevesi var. Helaldir, haramdır, zekat verin lan, kurbanlarınızı kesin. Ne biçim adamlarsınız lan? Biraz da hava durumunda bahsediyorlar. Hava durumunu? Din olarak mı? Ne bileyim? Şimdi oyalama faslı yapılıyor işte bu dönem, Cumhuriyet dönemi, hutbelerde bilmem ne haftası, bilmem ne haftası böyle insanı anlatan dersler olmaz, olmaz. Çünkü oralarda vazife yaptığım için söylüyorum. Böyle anlatıyorum ha, öyle camiye yansıtıyorum. Kibitle şey yaptım böyle, ahiret nerede? Ahiret nerede? Kağıdı aldım, herkesin hem bu, hem Kurban Bayramı hem Cuma kürsüde. Vida da var yani. Hem de Lazlar'ın memleketinde, pazarda, Sahil Camisi'nde. Yattım dedim. Bu kağıdın neresindeydi bu duman ve nur? Hiç önümünde bunun yandığını görmesen. Hiç bunun yandığını görmesen kağıt. Deseler ki burada 2 tane zıt şey var. Dumanla nur. Kim inanır ya? Bunun içinde ateş kağıdın düşmanı. Kendi düşmanı kendisinde mi? Kendisini birer, kendisini oluşturmuş. Ha. Bunun neresinde? Ha, dumandan kasıt cehennemdir, nurdan kasıt cennettir. Bak, dünyada kağıttır. Üzerine kadın resmi yap, ev resmi yap, yandı, bir hakikat şey yapar, savurur harman gibi. Mallar mülke güvenme. İşte gelir bir hakikat, onu tutuşturur aşağıdan kirbiti, Azrail Aleyhisselam kirbiti çakıyor. Aa, kağıdın üzerine ev vardı, kadın vardı, para vardı. Aha. Ev resmi de, kadın resmi de, para da aynı şekilde yanıyor. İkisi de aleme dönüştü. Bu. Peki ahiret nerede? Kağıt dünyadır. Kağıttan çıkan nur cennettir. Kağıttan çıkan ısı cehennemdir. Cehennemdir. Neresindeyse ahirette dünyanın orasındadır. Tamam. Şimdi eledim bahsedeceğim şuradan. Neleri almış. Tamam. Burada sorusu olan yok değil mi? Tamam. Sız. Melekleri insanı yarattığı zaman itiraz etmişler ya. Ha işte orası. Siz benim bildiğimi bilmesiniz, o söylemedi demek. Evet. Istiyorum. Dedi ki, insanın fıtratına bakmışlar, yazılımına. Kan dökecek, fitne çıkartacak bir mahluk. Ya Rabbi sana ibadet olarak biz yetmiyor muyduk? Sen niçin böyle bir mahluku yarattın? Allah çokluğa bakmıyor. Sürü gibi yapıyor. Tek tek 2 tane 3 tane adam çıksın. Geylani, Gazali, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Şafii. Tamam mı? Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir. Böyle tek tük çıksın. Bediüzzaman gibi adamlar böyle çıksın bunlar. Beşer dünyasında tek tük çıksın yani. Fazla o kadar önemli değil. İşte
melek de şu anlamadı yani, Allah Allah, bunun zahirine baktı, ruhuna baktı. Hatta enesine bile bakamadı. Baktı, ya Rabbim, sizin bilmediğinizi ben biliyorum. Siz niye anlatmadı? İdrak edemez deney. Çünkü onlar bu işte mükellef değil. Sonra en sonunda biraz izah ettiyse de Sübhaneke la ilme lena illa ma alemtena inneke entel-alimul hakim. Biz bir şey bilmiyoruz ya. Yani bildiğimiz bir şeyler de varsa senin bildirdiğin şeylerdir demek zorunda kaldı. İşte buraya melek gelemez. İşte Cebrail Aleyhisselam buradaydı. Cebrail Aleyhisselam buradaydı ve dedi ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, bir adım da atarsam yanarım. Burası. Daha yanamaz. Burası kabu kalpse. İmkan ve vücub ortası. Şu yay. Yay işte. Burası Siddet-i Muntaha mı oluyor? Dev-i Mahzumuz'da. Siddet-i Muntaha hayır. Siddet-i Muntaha son gidilecek hudut anlamına geldiği için burası zannediliyor. Burası kabu kalpsendir. Siddet-i Muntaha şuradadır. Şunun arasında onu da çizeyim. Siddet-i Muntaha şu aradadır. O kadar aşağıdadır ama lügatına baktığın için bak şurası. Arş ile kürs arasındadır. Cehennem. Siddet-i Muntaha şurada. Cennetin son hududu. Hudutsuz hudut. Şurası. Cennetin hududu yok da yapı, yaratılış itibariyle hudut çiziyoruz. Mehum. Burası. İşte o zatlar bunu fark etmiş, o kamil, mübarek adamlar. Yani buralara göre, bu alemlere göre burası içinde, bak ana kargas yaptım, aslında ortada bir sürü var. Birkaç köşk diyor, birkaç yürüyle. Allah bu kadar öyle methedip cenneti dese birkaç köşk diyorsun. Bunun için diyor değil mi abi? Buralar için diyor ki, birkaç köşkte birkaç yürü, bilmem ne, isteyene ver onu. Bana buralar gerek, buralar. Adam buradan buraya bakıyor. Şuradan buraya. Hasan Feyzi abi için diyor ki, dersimi aldım Kabu Kavsen'den eleman diyor. Dersini buradan almış adam. Biz de daha eve gidemiyoruz, adamlar buralara gidip geliyorlar. Ondan sonra onlar da adamdır, da işte biz de adamız diye şey tutuyoruz, kafa tutuyoruz. Hiç utanmadan, sıkılmadan. Sana bakıyorlar böyle bir gülüyorlar, karınca gibi bir şeyiz yani biz. Risale-i Şeyh, Hasan Feyzi abi, dersimi aldım diyor eleman. Kabu kalpsenden aldım eleman diyor. Şu Yunus demiyor mu? Cennet cennet dedikleri birkaç köşte birkaç yürü. İstene ver onu bana. Burayı gerek burayı. Seni gerek senin. Burası ya. Burası cennet nedir? Esma-i Hüsna'nın perdesiz tecelli ettiği yerdir. Adamlar sıfatlar şuunata talip. Biz de adamız da. Şimdi ondan sonra tutuyoruz, şey yapmıştır. O da işte İmam-ı Azam da şöyle adamdı. Müçtehit şöyle yapmıştı. Şimdi onların içtihadı, bak bu adamlar buraya bakarak içtihat ediyorlar. Şu alimler var ya. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet bin Hanbel ise buradan bakıp da hüküm veriyorlar. Buradan bakıyorlar. Şimdi bunlar var ya böyle, daha tarih almayı bilmeyenler var böyle. Dini tamir davasında, televizyon ekranlarında din tahripçileri, ehli bidalar. Şunlar kürsteki Kur'an'la kendilerine göre mana veriyor. Hani mezhepsizler var ya, mezhepsizler. Ha, buradan bakıyorlar. O İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler buradan bakıyor. Ya
mezhepsizler var ya, mezhepsizler. Onlar da adamdı diyor, değil mi? Onlar da adam. Evet, adamdı. Sen, o onlar adamsa sen adam değilsin zaten. Onlar başka bir şey olması lazım ki bize adamlık düşsün. Yani mezhep imamlarına şey yapınca benim... Niye? Olayı bilmesen biraz tahammül ederim yani. Sen daha kürsüdeki Kur'an'dan bahsediyorsun. Lef-i Mahfuz'a 16. lemada diyor ki, nadire nazar gider diyor. Buraya insan giriyor biliyor musun Lef-i Mahfuz'a? 16. lemada diyor, nadiren kişiler girer diyor. E şimdi burada olan bir kafa ile verilen hükümle burayla olan, burayla olan, burayla olan. Kürse bile çıkarmıyor. Ya beşer de hani, hani en fazla hani cömertçe verdim biraz. Daha tuvalette, Ramazan'da tuvalete almasını bilmiyor ya. Tahripçi ya, meslekleri tahrip. Nasıl anlarız tahripçi olduğunu? %90'ı Kur'an'ın sarihtir. %10'u toplumsal ve fiziksel, coğrafya bakımından %10 iştihadi meselelerdir. Unutmayın, televizyondan bir tanesi çıkıp da iştihadi bir şeyden bahsediyorsa, bu milletin ihtilafını kaşıyorsa, bilerek veya bilmeyerek zındıktır. Ya bilmeyerek zındıkla hizmet ediyor veya bilerek zındıkla hizmet ediyor. Çünkü esasatı bırakmış, ihtilafı kaşıyor. O ihtilafı, yani farklı reylerin olmasının sebebi Tunus, Cezayir, Irak, Kuzey Irak, Sibirya, Afrika, Türkiye, yani coğrafi bakımından bize sunduğu bir imkanlarla, İslamiyet'in bize ulaşan tarafıyla, bir de kutuplardaki insan düşün, bir de ekvatordaki insanı düşün. Şartlar aynı mı? İşte hükümler %10 bu farklılıklardan ihtilaf ediliyor. Yani onlara uygun söyleniliyor. Mesela diyelim ki kutuplarda palto ile nasıl, çizmelerle nasıl namaz kılınır? Ekvatorda ise çorapsız nasıl kılınır? Şimdi sen çorapsız nasıl kılınacağını kutuplarda demek mantığı var mı? Zaten buzda her taraf. 50 derece, eksi 50 derece. Çorapsız nasıl kılınır? Adam niye şey yapacak? Niye öğrensin ya çorapsız nasıl namaz kılınır? Yani mesk, Arabistan kutuplarda olan mesk nasıl olur? Mesk ne yapacak o ya? O kutuplarda düşünsün. Ama hani bazı böyle kendisini bir şey zanneden, Türkiye'de yaşayıp kutuplarda diyor insan nasıl namaz kılacak? 6'ya gece, 6'ya gündüz. Öyle bir şey mi gördün? Sen namaz kılıyor musun bunu? Sana bunu soran da namaz kılmıyor ha. Al kutuplarda nasıl namaz kılacak diyor. Sen namaz kılıyor musun? Yok. Gittiğin zaman düşünürsün. Burada kıldı. Peki. Niçin Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esmasının marifeti esma enaniyete bağlıdır? Yani şu ene var ya ene. O bize şey giydirmiş. Enaniyet. Rüzname, takvim, hulasa, çekirdek, öz yani. Niçin Allah'lık hakikatını anlamak için ene verilmiş, enaniyet verilmiş bize? Soru bu. O cümleyi okuyup keseceğim. İşte arasında fark ene ile enaniyet. Şey mesela, ene şu. Ben olan ben. Ben olan ben. Buna melekut de. Enaniyet ise mülk. Nedir o? Emirdan verdin bana. Evet. 146. En çok onu soruyorlar değil mi? Enaniyetle ene arasındaki fark. Yani ene, daha bir de söyleyeyim okuyacağım. Cevherdir, asıldır, melekut tarafıdır. Enaniyet ise mülk tarafı, dişe vuruştur. Çekirdek ve ağaç gibi. Ağaç gibi, çekirdek. Şimdi enaniyeti okuyorum. Diyor ki, Hikmet akıl çok çabalı sonra tam görüntü. O cami mikyasta, mikyas, haritacıkta, doğru nümunecikte, hassas mizancıkta, enaniyet hasatın, hassasiyetinde, ondan sonra şurada da var, vicdan hissi derece, sen baktı beşir, Filiste,
7 tane şey var. İşte bu enaniyet denilen rüzname, takvim, daha şeysini okuyayım ya şuradan, daha kolay olsun. Onları toplamak 128. Sana şeyden okuyayım. He, olmayacak. Diyor ki, 1. Esma-i İlahiye'nin firistesi, şuun ve sıfat-ı İlahiye'nin mikyası, enaniyette bahsediyor. Enaniyet, firiste, mikyas, mizan, liste, harita, ondan sonra anahtar külçesi, bunlar, kaç tane daha devam ediyor, 128, 7 tane. O zaman enaniyet, bunun vücud haricisi. Bu ise vücutsuz vücut, yok varlık. Yani anlamak için yok varlık, iki tane örnek verdim. Sıfır, bütün sayıları belirlediği için kendisinin bir belirlenişi olmaması lazım. Eneye benziyor. Başka? Ötelere geçmek, öteler sende ifade edilebilmesi için burada sıfır tamamen sıyrılman lazım, uyku anı. Aynı misal diyor mesela. Aynı misal. Mesela aynı hiçbir zaman kendisini gösteremez. İstersen çaktırmadan bakın, aynada bir görüntü kendisini göstermez. Kim geçerse karşısına onu gösteriyor. Ayna kendisini göstermez, gösteremez. O kadar mütevazi bizim gibi değil. Ayna kendisini göstermiyor. İlle seni gösteriyor. Bu arada ayna derken biraz sıkıntısı olan kardeşlerimize hemen göndereyim. Sakın aynaya bakıp, aynaya baktığınız zaman gözünüze bakmayın. Baktın geç yani, uzatma. Abartma, sakın bakma böyle dikkatli gözünü. Böyle dediğim için daha çok bakma merakı olur. Herkes bakacak. Onu biliyorum da. Demesem bir türlü, desem iki türlü. Alem misale kapı açılıyor. Sohbete gelmişti arkadaşım, yine söylemiştim orada. Ödüm kopuyor diye aynaya diyor. Aşağı yatamıyorum diyor adamlar, ayna var. Ha, yok bir şey olmaz. Yani böyle hayalim biraz da fazla çalışır. Tamam onu dedim. Yani yorar seni. Önce şunu ol vesaire böyle yap. Tamam geç işte. Çünkü yani bakarsın böyle kalbin gözükür. Çünkü kalbin aynası ya dışa vuruşu. Böyle bu sefer işlediğin günahları görürsün böyle. Sıkıntı olur. Moralim bozulur. Kimse görmek ister. Hatta öyle günahlar var ki elimizi kaldırıp ya Rabbi şu günahımı affet demeye bile utanıyoruz. Günah ağzımıza almak istemiyoruz. Utancımızdan Allah'ım malum affet. İsim bile vermiyor. Aynen öyle. Hepimizde var. Merak etme. Hepimiz aynı cinsteniz. Ama herkese derece derecedir. Yani ağzıma bile alamadım. Utandım. Yani bunu affet diyemediğim günahım var. Biliyorsun. Ya Rab onu Allah'ın hatırını affet. Yani ben hadisi kutsi var ya, Allah bir kulunu severse günahlarını görmez. Ya Rab bu hadisi kutsi bizde tahakkuk ettir. Ve şu günahlarımızı görme. Ya Allah için bir şey değil ki, amin. Ya şaka gibi geliyor. Oldu mu acaba diye şüphelen. Niye şüpheleniyorsun ki? Allah için zorluk var mı? Amin dedi, bitti. Henüz zor mu Allah için? Tamam, şey hesap sormuyorum. Kim hesap soracak? Niye hesap sormuyorsun diye. Sormuyorum diyor. Allah. Yeter ki onu memnun et yani. Ha böyle böyle yapma, böyle. Böyle başka bir şeyin peşine koşma. Ha? Onu. Ha koş ama de. Ben bunun için yapıyorum. Kesinlikle kimseyi aldatma. Aldattığımı zannediyorsun, kendini aldatıyorsun. Ben o. Böyle böyle değil. Ben buyum ya. Ben bu için senin için zarar hissediyorum. Bunu diyorum. Yalan konuşma, kul hakkını yeme ya. Yalan konuşma kardeşim, ne olursa olsun. Kendisini, yalan konuşan kendisini ihanet ediyor. Kendisini ortadan kaldırıyor. Yapma ya, yakışmıyor. Şimdi... Hasan abi, söylemeye utandığımız günah nasıl yapıyorsun? Vallahi atmanım, canımın ciğeri. Anlamış değilim ama şöyle diyor. 13. Leman'ın 10. işaretinde miydi? Şeytan, unutmayın, şeytan fena madenler var bizde. Onları aktif ederek o oluyor, sonra aklımız başımıza geliyor.
Şeytanın gayesi günah işlettirmek değil, biliyor musunuz? Nihayet gayesi, şeytanın gayesi günah işlettirmek değil. Günahlarla biz cehenneme düşeriz. Ama yeis ile Adem'e düşeriz. Yani günaha düşen insan ümitsizliğe düştüğü zaman şeytanın tuzağı o. Yani günahla ümitsizliğe atmak. Allah'ın izniyle hangi günaha düşersek düşelim, sakın yapmayalım ama düşersek de sakın Allah'tan ümidi kesmeyin. Şeytanın gayesi günah işlettirmek olmadığını, günah ile seni Allah'tan ümidini kesmeye atacak. Çünkü ayet-i kerimede diyor ki, kafirler ancak benden ümidi keser. Allah'tan kafirler ümidini keser diyor. Yani Müslümanlığı tarif ederken Kur'an, Müslümanın odur ki günah işlemez demiyor. Müslüman nedir? Yeise düşmez. Kafirler ancak Allah'tan ümidini keser diyor. O zaman şeytan Allah'tan ümidini kestiği için şeytan oldu. İşlediği ihanetten değil. Adam zina yapmadı, biliyor musunuz şeytan? Adam da öldürmedi. Faiz de yemedi. Niye şeytan oldu? Gururundan sen dedi, ben dedi. Yani sen ben. Onunla yeise kapıldı. Yeise atmak. Yeis ümitsizlik. Günah ile ümitsizliği artıyor. Günah birinci fasıldır. En dip ise ümitsizliktir. Ümitsizlik dibine düştün mü Allah muhafaza etsin. Çok zor çıkarsın. Çünkü Kur'an'da o müminler odur ki günah işlemezler demiyor. Günah işledikleri zaman hemen tövbe ederler. Nedamet ederler. Allah Resulü'nün tabiriyle de hemen iyi bir şey yaparlar. Adem Aleyhisselam 700 sene ağlayarak tövbe etti. Ümidini kesmedi. Ya kesmedi. Mesela diyelim ki düştüm bir günah. Hemen böyle bir abdest al. En güzel bir şey. Allah Resulü diyor ki hemen akabinde Aleyhisselatü Vesselam iyi bir şey yapın. İyi bir şey yapın ki hemen onu umulur ki Allah şey yapar. Hemen bir abdest al. Yani iki rekat dağılın. Günahımı affi için. Senin rızan için. Bir de böyle elini kaldırdığı zaman ya Rabbi, beşeriyetimin iktizası olan şu günahımdan dolayı daha önce vermiş olduğun iman ve İslamiyet nimetini ve bu hakikat nimetlerini elimden alma. Ama burada durma. Bu duamı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değeri, kıymeti, hakikati, mahiyeti hatırına. Ya Rabbi, duamı iman edenlerin hürmetine, gece yalvaranların hürmetine, yaşaran gözler hürmetine, nedamet eden kalpler hürmetine, kabul edilmiş tövbeler hürmetine, aşk-ı fırkatta yanan gönüller hürmetine, Allah'ım günahımızı affet. Amin ya Rabbel Alemin. Yani öyle riyakarane yaptığım şu duaları da dergâh-ı izzetinde kabul-ü karin eylesin. Bu hakikatin hürmetine. Ya Rabbel Alemin, bu ders senin nazarında makbul olmuşsa dersin hürmetine amin diyenlerin günahlarını affede ya Rabbi. Amin, amin ya Rabbel Alemin. Vâhir davâhum en elhamdülillâhi rabbil alemin. El Fatiha.